Merhaba arkadaşlar, başka bir build'le karşınızdayım. Mjolnir build, klasik Mjolnir'e bazı eklentiler yaptım, biraz daha tank oldu. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Itemlarım Mjolnir, Vertex, Aegis Aurora, klasik Walls Amulet, Romulus Banquet, bir tane Rare yüzüğüm var, Repentance, Belt of Deceiver ve Death Store. Flasklarda yine aynı şekilde normal bir Life Flask, Instant Flask, Azir Promise, Device Oak. Burada Granite Flask kullandım ama Granite Flask olmasa da olur, zaten yüksek armamız olacak, birazdan göstereceğim. Ve hızlı hareket etmek için Quicksilver Flask. Hemen gemlere bakalım. Arc, Discharge, Control Destruction, Discipline, Proto of Lightning ve Proto of Fire. Bunu Enlighten'la kullandım. Vertex kafalıkta kullanmamın sebebi hem artı bir socket level gem geliyor. Bir de şunu yazalım. Hem de Enlighten 4 level, bir de kafalıktan gideceğim 5 level Enlighten oluyor. Aynı şekilde burada da Blasphemy, Warlock Mark'la birlikte Enlighten kullandım. Eldivende de artı bir level var. Burada da 5 level Enlighten oluyor. Bunların hepsini kullandığımda 0 manam kalıyor. Mana rezerv %100. Hepsini kaplıyor. Bu sebepten bunu bu kadar kastırdım. Bunu bu kadar kastırmadan, 4 level Enlighten'a gerek kalmadan ben şu anda Warlock Mark, Discipline, Lightning ve Fire kullanıyorum. İsterseniz Discipline'i, isterseniz diğer rezistlerden bir tanesini kaldırabilirsiniz. Hatta Warlock Mark'ı dahi bu talentte, bu build'de kullanmayabilirsiniz. Şöyle hemen hızlı bir şekilde diğer gemlere bakalım. Molten Strike, Fortify, Brittle Multiple Projectile, Multi Strike, Faster Attack Speed ve Blood Magic. Botta da Summon Flame Golem, Flame Dash, Blood Magic ve Faster Casting kullandım. Kalkanında Tempest Shield ve Cast When Damage Taken var. Ben burada Increased Duration kullandım ama bunun yerine Chain öneririm. Chain kullanırsanız en azından Romulus Banquet'in proklamasını arttırmış olursunuz. Yani bir nevi Power Shards, yani eşittir Endurance Shards fazladan kazanırsınız. Şimdi burada Aegis Aurora ile birlikte Brass Dome kullandım. Brass Dome bildiğiniz gibi %30 block reduction yapıyor, düşürüyor. Hem atak hem spell iller için. Burada yine de defansımıza hemen bakalım. Defansımda yine de şu anda 38'e 53. Atak bloğum 38. Spell bloğum 53. Tempest Shield açıldığında da 40'a 56 oluyor. Buna rağmen yüksek bir blok şansım var. Gayet yeterli. Aegis Aurora'nın enerji shield'im, şu an 1800 enerji shield'im var. Enerji shield'imi doldurması için yeterli bir blok şans. Belt of Deceiver kullandım. Hem maksimum endurance shards veriyor, aynı zamanda bot da bir tane endurance shards veriyor. Hem %10 more damage, bu nearby enemies are Intimidate diyor. Burada %10 more damage, yaratıklar %10 fazla damage alıyor. Bu amaçla kullandım. Burada farklı bir belt kullanabilirsiniz. Şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Build'de en büyük sıkıntılardan birisi Intelligence STR veya Dexterity ayarlamak oldu. Onun bayağı uğraştım diyebilirim. Biraz zor ayarladım. Talent de genel olarak 11, belki şununla birlikte bu da açılınca 12 tane jevelleri var. Şu an 7 tane Reckless Defense Cobalt jevel kullanıyorum. Bu jevelin maksimum şu an gördüğünüz 3 additional block şans. Bunun dörtlüğü de vardı. Yani normalde jevelin en iyi hali bu. 4 block şans, işte %20 fazladan spellere block ekliyor. %10 ihtimalle de crit alıyorsunuz. Bundan şu an 7 tane var. Yani yaklaşık 60-70 civarı yaratıkların crit şansları %60-70. Yani bana vurdukları şeyin çoğu crit oluyor.
Ama crit damage ekstra almıyorum çünkü chest ekstra critlerden damage almıyor. Burada sıkıntı olabilecek şey sürekli freeze olabilirsiniz. Freeze olmamak için de Unstoppable kullanıyorum. Çünkü yaratıkların vurduğu herhangi bir cold damage sizi freeze yapabilir. Burada armor double oluyor. İki kat armor geliyor. Zaten benim chest'ten 4000 armor'ım var. 8000 armor kafadan buradan geliyor. Çok güzel bir armor kaynağı. Buradan da Endurance Shards sürekli üretiyorum. 10 tane Endurance Shards'ım var toplamda. Stun immun aynı burada. Stun da immun. 5 tane Power Shards'ım var. Hemen şunlara da bakalım. 10 Endurance Shards, 5 Power Shards'ım var. Defans'ta 80 Fire maksimum resist olarak. Cold 80, Lightning 79. Burada Devise Oak kullanıp bunun damage penetration yapabilmesi için özellikle damage'imin çok büyük bir kısmı fire olduğu için fire'ın en yüksek resist olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Burada da gördüğünüz gibi 12 fire resist'i bu yüzden kullanıyorum. Intelligence sıkıntım var dedim. Intelligence, STR sıkıntıları. Buradan bir 80-90 intelligence geliyor. Bu tam yeri burası. Çok güzel bir yer. Burada kullanabilirsiniz. Onun haricinde tekrar şöyle hızlı bir bakalım. Talent'te çok fazla life note bakın burada var. Burada hala bir tane açmadım. Burada var. Burada var. Şurada var. Burada var. Şurada var. Şurada var. Çok fazla life note var. İstediğiniz kadar açabilirsiniz. İstiyorsanız jevellerle bu şekilde blok koymazsan blok jevel kullanmayabilirsiniz. Onun yerine şurada Grand Spectrum jevellerden 11 tane kullansanız yaklaşık size herhalde %300 elemental damage falan verecek. Tam emin değilim ama bayağı bir DPS'iniz über olacak. Şöyle hemen yine hızlıca bakayım. Başka söylemem gereken. Jeveller hep zaten dediğim gibi blok üzerine. Defansif bir build. Bu jevelleri değiştirerek çok yüksek bir DPS build'ine ki şu anki DPS de benim için gayet yeterli. Daha yüksek bir DPS'e çok rahat ulaşabilirsiniz. Çok yüksek DPS'lere ulaşılabilir. Grand Spectrum jeveller kullanıldığında çünkü çok fazla jevele ulaşabilecek bir talent var. Şöyle bir bakayım başka neyden bahsetmem gerekiyor. Başka da herhalde bir şey yok. Build'imizi yapalım. Ah, neye girdim? Sulfur West. Vestas map yapıyorum. Life, crit. Tamam, çok sıkıntı olacak bir şeyimiz yok. Bu build'in ne diyeyim zayıf yönü özellikle yere açılan poison cloud'lar. Poison cloud canınızı çok hızlı bir şekilde düşürebiliyor. Resist olarak Cal Suresistim -18. Ona dikkat etsek iyi oluyor. Bleeding zaten kanamıyoruz. Bleeding böyle bir sıkıntım yok. Freeze bir nevi yok diyebiliriz. Buradan gelen talentten gelen unstoppable'da bir nevi freeze olmuyorsunuz. Onun haricinde stun immun zaten çok yüksek. Burning damage'ler sıkıntı olabilir. Aslında şimdi mesela burada ben Freeze kullanıyorum Flask'ta ama Flask'ta Burning'de kullanabilirsiniz. O da bayağı işe yarar. En büyük sıkıntımız dediğim gibi Chaos Damage. O da Poison olarak geldiğinde. Onun haricinde gayet tank bir build. Bir sıkıntımız yok yani.
DPS benim için şu an yeterli. Bu tank build'i çok hızlı bir şekilde Grand Spectrum Javelin'lerle süper bir DPS build'ine çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sürekli %90 fiziksel damage reduction'ım var. Resistlerim yüksek. Bloom 40, spell bloom 56. Gayet iyi bir tank diyebilirim. Burada biraz enerji shield daha yüksek olabilirdi, ondan sıkıntı yaşıyorum çünkü çok hızlı bir şekilde blokta, çok hızlı bir şekilde enerji shield doluyor. Şimdi hızlı bir şey yapacağım. Discharge'ın bir kötü özelliği de bilgisayarınızı çok kasması. Daha iyi olacaktı, bakalım. Şurada bir şeyler yapalım bakalım. Şunlarda bir şey daha var mı? Bir iki grup yaratık daha çağıralım şu bölgeye. Bakalım bir boss çıkartalım. Başka var mı uzaklarda? Sıza da gelin. Böyle ayrı ayrı durmayın. Gelin 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 gelin. Hepiniz hepiniz. Hadi. Nerede şu yerin altından çıkanlar, öldü mü onlar? Çok kalabalık da bir map değilmiş. Biraz daha kalabalık bir map de olsa daha zevkli olur.
Gördüğünüz gibi aslında freeze yapıyor ama freeze işlemiyor. Arada bir zaten şuradan görünür. Vuruşları freeze yapıyor. Evet, çünkü bayağı crit diyor normalde. Ama crit'ten bonus demeye çalışmıyorum. Buradan bu talenti açmasam bayağı bir freeze'de başım derde girebilir diye. Talent bu şekilde. Diğer talentlerde olduğu gibi yine kendi buluşum diyebilirim. Bu şekilde bir talent. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir şeyler sorun veya en azından videomu YouTube'da olsun beğenin. Ki bundan sonraki videolara devam edeyim. Bundan önceki 7 veya 8 build paylaşımımda en azından 1-2 beğeni alırsak beni memnun ediyor. Teşekkürler tekrardan. Herkese iyi günler.